Hocam EBA'dan not olarak göndersiniz. Bilgisayardan dinliyorum da. Tamam, bu Ekran yazdık. görüntüsü. Tamam. Ben bu yazdıklarımı zaten buradan not edeceğim. Yani üzerinde kayıtlı olacak. Bunu parçalar size yollarım ben. Sıkıntı yok. Tamam. Siz de hatırladıklarıyla Teşekkürler hocam. düzgünce yazarsınız. Rica edeyim. Evet. Devam ettik. Gençler, şimdi bir spor kulübünde 15 basketbolcu, 30 futbolcu ve 12 voleybolcu olduğuna göre demiş bize. Şimdi bu durumda bu kulüpte kaç sporcu vardır diye sormuş. Bakın zaten soruda herhangi bir veyadan bahsetmemiş. Kulüpteki basketbolcu, futbolcu, voleybolcular aslında nedir? Farklı branşlardadır. Ama toplam oyuncu sayısını soruyorsa 30'u, 15'i ve 12'yi toplayıp cevabın 57 olduğunu söyleyebilmeniz gerekiyordu. Geçtik. Birbirinden farklı 3 kırmızı, 4 sarı, 5 mavi kalem arasından bir kalem kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Bakın bir tane kalem seçmek istiyorum. Şimdi o zaman olayım şu. 3 kırmızı kalemden birini seçebilirim veya 4 sarı kalemden birini seçebilirim veya dediğim için yine topluyorum. 5 mavi kalemden birini seçebilirim. Bu durumda bunların toplamından cevabın 12 olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani yapacağımız işlemde düşündüğümüz zaman birden fazla durum çıkıyorsa ve bu durum yerine şu da olabilir diyorsam o zaman toplamayla devam etmem gerekiyor. Demiş ki mesela bir otopark görevlisine otoparktaki 7 arabanın anahtarı bırakılıyor. Buna göre bu görevli bu 7 arabadan belli için anahtarını en çok kaç denemede bulur? Bakın kaç denemede bulur? Bulmasından bahsediyor bize. Şimdi bir de ne diyor? En çok diyor. Yani olabildiğince çok denemek istiyorum. Şimdi birinci araba için toplamda 7 tane anahtarımız olduğuna göre ben 6 tane anahtarın buna ait olmadığını biliyorum ama hangisi olduğunu bilmiyorum tabii ki. 6 kez denerim, kapıyı açamam. Çok dediği için tabii ki bu. 6 kez denerim, kapıyı açamam. 7. kesin kapıyı açar. Yani ben birinci araba için 6 deneme yaparım. 6 deneme yaparım. İkinci araba için şimdi artık elimizde anahtarlardan birinci arabaya ait anahtarı buldum ben. Bunun anahtarı ne olduğunu biliyorum. O zaman elimde toplamda bu birinci arabanın anahtarı hariç 6 anahtar kaldı. Yani ben ikinciyi bulmak istiyorsam 5 deneme yaparım. Üçüncü arabanın anahtarını bulmak istiyorsam artık elimde 5 anahtar var. 4 deneme yaparım. Dördüncü araba için 3 deneme yaparım. Beşinci araba için 2 deneme yaparım. 2 deneme yaparım. Altıncı araba için artık elimde kaç anahtar var? 2 anahtar var. 1 deneme yaparım. Ama yedinci araba için artık deneme yapmama gerek yok. Niye? Elimde kalan son anahtar kesinlikle 7. arabayı açacak. Bu durumda toplam deneme sayım benim burada 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı yapacak. Yani 6 çarpı 7 bölü 2 deyip cevabın 21 olduğunu söylemeniz gerekiyor. Demiş ki bu 7 arabadan belli üçünün kapısını en çok kaç denemede açar? Şimdi yine ne diyor burada bakın en çok diyor. Aynı mantık. Birinci araba için bu sefer birinci araba için 6 kez denerim. 6 kez denerim. Yedincisi ne yapar? Yedinci denemede açar. İkinci araba için artık birinci arabayı açtığım için 6 anahtar kaldı. 5 kez denerim. Altıncı açar. Böyle devam ettiğim için son arabada da ne olur? Bir açar. Yani bir denemede açmış oluruz. Yani bu sefer bize birden 7'ye kadar olan sayıların toplamından bahsetmiş oldu gençler. Bu da neye eşittir? 7 çarpı 8 bölü 2'ye eşittir. Yani cevabımız kaç olacak? 28 olacak diyoruz. Hocam orada belli üçünün demiş ya, onun bir mantığı var mı? Ha 3 arabadan bahset. Ben hepsini buldum ya. Tamam. Belli üçünün dediği için biz sadece nereye alacağız? O 3 tane seçtiğim araba 1. 2. 3. araba olsun. O zaman benim cevabım şurası olacak. 6 artı 5 artı 4 olacak. Yani ne oldu? 11, 15 mi oldu? Sonra burada da 3. arabayı yazalım yine. 3. araba. Ben tamamını bulmuş oldum. Burada da 5 denemede açacak en çok. O zaman bize şunların toplamı demiş. Yani 7'nin, 6'nın ve 5'in toplamını bulup cevabında 18 olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, ben o kısmı atlamışım. Tamam mıdır? Başka soru Tamam falan hocam. var mı? Yok. Devam. Yani burada önemli olan şey şu, soruda ne diyor? Bakın çok ve denemede bulur diyor.
O zaman ben 6 kez denerim. 7. de zaten bulurum birinci araba için. Diğerinde ne diyor? En çok kaç denemede açar? 6 kez denerim. 7. de kesinlikle ne yapar? Açar. O yüzden devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın çarpma yoluyla sayma dediğimiz muhabbette de olayımız şu. Bundan sonraki bakın burayı gördükten sonra bundan sonraki soruların %90'ında çarpma yoluyla sayma kullanılır. Bundan sonraki sorun %90'a çarpma yoluyla hatta %99'unda. Orada da sizin unutmayacağınız şey şu bakın önemli yeri yine not ediyorum buraya. Ne diyeyim? Diyeyim ki bizden istenen iş bitene kadar çarpmaya devam edilir. Bizden istenen iş bitene kadar çarpmaya devam edilir. Ve burada önemli olan kelime de ve. Yani ne diyelim? 5 kalem 6 silgi arasından 1 kalem ve 1 silgi kaç farklı şekilde seçilir dediğinde burada dikkat edeceğiniz kelime şuradaki ve. Soruda ve diyorsa yani bu olacak kesinlikle bu da olacak. Yani bir kalem olacak bir de kesinlikle olacak diyorsa o zaman 5 kalemden birini alırım ve o yüzden çarpıyorum. 6 silgiden birini alırım. Çarptığım zaman cevabında kaç olduğunu söylemiş olacağız. 30 olduğunu söylemiş olacağız. Bakın toplama yoluyla saymada ne dedik? Dedik ki aklımızda başka bir durum oluşuyorsa toplamaya devam ediyoruz. Çarpma yoluyla saymada da diyoruz ki o aklımızda farklı bir durum oluşmuyorsa her zaman çarpmayı kullanacağız ve sizin için en önemli kısım bakın şurası yıldız attığım yer. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bizden istenen iş bitene kadar çarpmaya devam ederiz. Şimdi sorularda bunu görelim. Bakın. Şimdi bir sinema salonunda 20 sıra ve her bir sırada 15 oturma yeri bulunmaktadır. Buna göre bu sinema salonu kaç kişilikti? Zaten bu ne? Aslında bunu kare gibi düşünürsek toplamda 20 tane yukarıdan aşağıya yer varmış. Sıra olarak da sütun olarak da 15 tane var diye düşünecek olursak bunda yapacağımız şey 20 çarpı 15'ten kaç olacaktır? 300 olacaktır. Bunu atladık. Bunda bir sıkıntı olmaz zaten. Burada farklı bir soru yazmışlar. Demişler ki Anadolu Efes vermiş, çeyrek final, yarı final ve finaldeki rakiplerinden bahsetmiş. Yukarıdaki grup maçlarının tamamen Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün final yolundaki muhtemel rakipleri gösterilmiştir. Her aşamada yalnız bir takım ile karşılaşacak olan temsilcimiz Anadolu Efes final yolculuğunu bakın bizim bitirmemiz gereken ne? Final yolculuğunu kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi bunun finale çıkması için ilk başta çeyrek final, daha sonra yarı final, daha sonra da nereye gitmesi lazım? Finale gitmesi lazım. Şimdi olay şu. Bu çeyrek finalde bu 3 takımdan biriyle karşılaşır. Şimdi işimiz bitti mi? Bitmedi. Benim finale kadar gitmem gerekiyor. O yüzden çarpı. Yarı finalde bu 2 takımdan biriyle karşılaşır. İşimiz bitti mi? Yine bitmedi. O yüzden yine çarpı. Finaldeki rakipler için de yine ne yapacağız? İşimiz bitmediği için finaldeki 2 rakipten de biriyle çarpılı biriyle karşılaşır. O yüzden bunları da çarpıp 3 çarpı 2 çarpı 2'den toplamda 4, 12 yolculuk yapabilirmiş final yolunda. 3 çarpı 2 çarpı 2. Yani sizden istenen iş bitene kadar çarpmaya devam ediyorsunuz. İlerleyen sorular birazcık daha klasiğe... Efendim? Şimdi final yolculuğu diyor ya. Evet. Finale çıktığı an zaten finalde olmuş olmuyor mu? Yani final yani bitirmesine gerek yok değil mi? Yani aslında öyle düşünebilir. Cümle öyle düşünmemişlerdi de finaldeki rakiplerde de sonuçta karşılaşacak ya. Yani o maça çıkana kadar finale çıkmış olmayacak. O yüzden orayı da alman gerekiyor. Ama dediğinde bir düşününce mantıklı geliyor açıkçası. Yani evet Kırşehir yolculuğu deyince Kırşehir'e varınca biter mesela. Tamam işte finaldeki yolculukta da bitmesi i̇şte için. Finale vardı. Birinci olmasına gerek yok. Tamam sen evet o cümleye göre düşününce mantıklı ama onu düşünmemişlerdir. Bu şekilde işlem yapmışlardır burada tamam mı? Tamam hocam. Evet, devam ettik. Şimdi bir kafenin menüsünde 7 farklı pasta çeşidi ve 5 farklı kahve çeşidi vardı olsa da yesek. Şimdi bir pasta
ve bir kahve almak isteyen bir kişi. Bakın ne diyor ve. Şimdi ne olabilir? Bakın aslında bunda mantık şudur. Birinci pastayı seçtiği zaman bunun yanına 5 tane kahveden birini alabilir. İkinci pastayı seçtiği zaman bunun yanına yine 5 kahveden birini alabilir. Üçüncü pastayı seçtiği zaman yine aynı şekilde 5 kahveden birini. Dördüncü de yine 5. Beşinci de yine 5. Altıda 5. Yedinci pastayı seçtiği zaman yine 5 kahveyi seçebilir. O yüzden bunu böyle uzatmak yerine diyoruz ki bizim sorularımızda eğer özellikle V olmasını istiyorsak, yani ikisi de kesinlikle olacaksa, 7 pastadan birini alırım. V dediğim için çarpı 5 kahveden birini alırım. O zaman 7 çarpı 5'ten cevaba kaç demem gerekiyor? 35 demem gerekiyordu. Devam ettik. Evet, standart sorulardan bir tanesi gençler. Diyor ki bize A şehrinden B şehrine kaç tane yol? 1, 2, 3, 4, 5 tane yol varmış. Sonra B şehrinden C şehrine 1, 2, 3 yol varmış. Diyor ki sonra A şehrinden de C şehrine 2 farklı yol vardır. Ne demiş bize? Demiş ki burada A şehrinden C şehrine kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi ne olabilir? Bakın şimdi sonuçta aslında burada bu şehirlerin de doğrusal olduğunu söylemesi gerekiyor. Yani A, B, C sırasında olduğunu söylemesi lazım. Orada ufak bir eksiklik var aslında. Şimdi ben ne yapabilirim? A'dan B'ye gelebilirim. Benim A'dan B'ye gelip sonra buradan da nereye gidebilirim? C'ye gidebilirim. Veya bakın artı dedim. Veya niye? Başka bir durum düşünüyorum. A'dan direkt nereye gidebilirim? C'ye gidebilirim. Şimdi benim A'dan B'ye gitmem için 1, 2, 3, 4, 5 tane yol seçme hakkım var. İşim bitti mi? Bitmedi. Çarpı B'den C'ye gitmem için 1, 2, 3 yol var. 3 artı. A'dan C'ye gitmek istiyorum. Benim A'dan C'ye gitmek için bakın A'dan C'ye direkt 1, 2, 2 yolum var. Yani 15 buradan, 2 de buradan. Toplamda 19 farklı yolla A şehrinden C şehrine. 17 hocam. Tam 17. Ha, ben tamam. Ben bütün hepsini toplayarak yaptım. Sonra kendi kafamın hızına yetişemedim. Kim o çizik atan? Dur ismini bulacağım. Neyse. Düzelmiyor orası. Evet. Devam ediyoruz. Hemen sileyim dedim hocam bakmadın. Bazen ben böyle işte işlemi kafadan yapıp devam ediyorum. Orada bir sıkıntı yaşıyorum. O da benim hızlı davranmamdan kaynaklanıyor maalesef. 17 farklı yol var. Olayı anladınız mı? Şimdi bunun çeşitli versiyonları var ama burada var mı? Bakıyorum. Var. Evet. Demiş ki yukarıdaki şekilde A, B, C şehirler arasındaki yolları göstermektedir demiş. Buna göre A şehrinden B şehrine gidip geri dönecek biri dönüşte B şehrine uğramak şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönebilir demiş. Şimdi ne istiyorum? Bakın A'dan B şehrine gidip geri dönecek bir kişi, soru yanlış yazmışlar ya. Şurası C olacak gençler. Tamam mı? Zaten A'dan B'ye gidip geri gelse ne olacak? Orayı siz C olarak düzeltirsiniz. Şimdi diyor ki A şehrinden C şehrine gitmek isteyen bir kişi dönüşte B şehrine uğramak şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönebilir demiş bize. Şimdi ne yapabilir? Önce A'dan B'ye gelir. Sonra B'den C'ye gelir. Geri dönmeyi istediğim için ve dönüşte de B'ye uğrayacağım için C'den B'ye, sonra B'den tekrar A'ya gelebilir. Veya başta direkt A'dan C'ye gider. Daha sonra B'ye uğramak zorunda olduğundan C'den B'ye gelir. Oradan da nereye gelir? A'ya gelir. Şimdi ilk durumu değerlendirelim. Benim A'dan B'ye gelmem için bir iki yol seçebilirim. Sonra B'den C'ye gelmem için 3 yol seçebilirim. İşim bitmediği için yine çarpı. Peki sonuçta bakın bize ne diyor? Şekilde gidip dönebilir demiş gençler. Yani benim işimle gidip dönmesi. Yani işim hala bitmedi. O yüzden yine ne yapıyorum? Çarpı diye devam ediyorum. Benim C'den B'ye dönerken yine 3 yol kullanabilirim. B'den de A'ya dönerken kaç yol bulabilirim? 2 yol kullanabilirim. Veya dedik, yeni duruma geçtik. A'dan ben C'ye direkt giderim. A'dan C'ye bu yolu veya bu yolu kullanırım. Yani 2 yol kullanabilirim. Sonra B'ye uğramak zorunda olduğum için B'den C'den B'ye 1, 2, 3 yol seçebilirim.
çarpı. Sonra B'den A'ya gitmem lazım. O zaman orada da iki yolumuz var deriz. 9 çarpı 4'ten burasının 36 yaptığını, 3 çarpı 4'ten buranın 12, toplamda da burada 48 farklı yol olduğunu söyleyebilmeniz gerekiyordu. Unutmayacağınız şey şu, sizden istenen iş bitene kadar çarpmaya devam ediyorsunuz. Tamam mı? Sizden istenen iş bitene kadar çarpmaya devam ediyorsunuz diyoruz. Sorusu olan var mı? Sanırım yok. Devam. Evet. Çarpma prensibi demiş. Az önce bahsettiğimiz şey. Geçtik bunu. 10 kişilik bir basketbol takımında bir kaptan ve bir kaptan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi ne olur arkadaşlar? 10 kişilik basketbol takımında bu 10 kişiden bir tanesi kaptan olur. Şimdi kaptan aynı zamanda kaptan yardımcısı olamayacağına göre geriye kalan 9 kişiden biri ne olur? Kaptan yardımcısı olur. Yani 10 çarpı 9'dan bizim buna kaç dememiz gerekiyormuş? 90 farklı şekilde seçilebilir deriz. Bakın bu şurası ne demek? 10 kişiden biri kaptan. Bu yazdığımız 10 bunun için. Şu 9 geriye kalan 9 kişiden biri kaptan yardımcısı olacak. Devam ettik. Demiş ki yan yana 3 ev 5 farklı renk ile boyanacaktır demiş. Yan yana 3 ev 5 farklı renk ile boyanacaktır. Tamam. Şu birinci evimiz olsun. Şu ikinci evimiz olsun. Bu da üçüncü evimiz olsun. Birinci, ikinci ve üçüncü evi düşünmemiz gerekiyormuş gençler. Şimdi yapacağımız şey şu. Birinci evi benim boyayabileceğim kaç renk var? 5 renk var. Sonra bakın bize soruda bu evler farklı renklerde boyanacak demiş mi? Bence dememiş. O zaman ikinci hocam ev... Hocam dememiş mi? Ben demiş diye anladım ama değişik şekilde diyor. Tamam, değişik olması şu. Bak şöyle olabilir. Mesela mavi, mavi, mavi bir durum değil mi? Mavi, mavi, kırmızı. Bu da bir değişik bir durum oldu. Yani farklı renklerde boya demediği müddetçe siz aynı rengi tekrar kullanabilirsiniz. Anlaşabildik mi? Bu durumda anladım hocam. Burası yine 5, bu da yine 5. O zaman 5 çarpı 5 çarpı 5'ten ne yapacak cevabımız? 125 yapacak diyoruz. Sıkıntı var mıdır? Devam. Şimdi 5 sınavı giren bir öğrencinin girdiği her sınavın sonucu geçti ya da kaldı şeklinde açıklanacaktır. Buna göre bu öğrencinin sınav sonuçları kaç farklı şekilde sonuçlanabilir demiş. Şimdi bu arkadaş 5 tane sınava girmiş. Yani ne yapmış? Birinci sınava girmiş, ikinci sınava girmiş, üçüncü sınava girmiş, dördüncü sınava girmiş, bir de beşinci sınava girmiş diyelim. Şimdi soruda bakın dikkat edin. Kaç farklı şekilde sonuçlanır demiş bu da. Geçebilir de kalabilir de. Şimdi o zaman şöyle düşünebilir miyim? Bu öğrencimiz birinci sınavdan ya geçer ya kalır. Yani kaç tane durum var? İki tane durum var. Ya geçer ya kalır. İkinci sınav için de aynı şey geçerli. Ya geçecek ya kalacak. İki durum. Üç için de aynı şey geçerli. Dört için de, beş için de. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den bu 2 üzeri 5'e denk gelecek. Yani cevabımız kaç olacak? 32 olacak demeniz gerekiyordu. Ya geçer ya da kalır. Toplamda iki tane durum mevcut. Şimdi buna benzer posta kutusu soruları var. İlerleyen kısımlarda büyük ihtimalle bununla alakalı bir şey vardır. Bu ona hazırlık diyebiliriz. Demiş ki bize 10 soruluk bir testte her sorunun 5 seçeneği vardır. Art arda gelen her iki sorunun cevabı aynı olmadığına göre. Bakın. Şimdi bizim elimizde şöyle bir optik var. Cevap anahtarı var diyelim. Optik olsun. Optikte toplamda da 5 tane kutucuğumuz var. Doğru mu? A, B, C, D şeklinde. Şimdi ben birkaç tanesini göstereyim. Şöyle 3 tanesini göstereyim. Gerisi zaten aynı olacak. Bak. Şimdi birinci soru için ben bunu da işaretleyebilirim. Şunu da, şunu da, şunu da, şunu da. Yani bu durumda birinci soru için ben 5 tane seçeneği işaretleyebilirim. Ama İkinci soruya geldiğim zaman artık bakın şunu işaretlediysem bunu işaretleme imkanım yok. Çünkü ne diyor bize?
art arda gelen her iki sorunun cevabı aynı olmadığına göre. Yani ben bunu işaretlersem peş peşe gelen iki sorunun cevabı aynı olacağı için bunu kabul edemem. Bu durumda bunun için bakıyorum 1, 2, 3, 4 ihtimal var. Diyelim ki bu soruda da ben burayı işaretledim. Burayı işaretledim. Tamam mı? Şimdi o zaman peşinde gelen soruda artık ben burayı işaretleyemem. Ama artık bunu işaretleyebilirim. Niye? Bakın bununla bu evet aynı hizada ama peş peşe gelmiyor bakın. Arda arda her iki sorudan bahsetmiş bize. O zaman bunun için burası, burası, burası ve burası. Yani yine kaç durum var? 4 durum var. Bir tane daha kutucuk çizeyim ben size. Bakın yine aynı şey olsun. Burada da şurayı işaretledik diyelim. Tamam mı gençler? Artık bu alttaki soru içinde ben şurayı işaretleyemem. Niye? Peş peşe gelen iki sorunun sonucu ne olmaz? Eşit olamaz. Aynı olamaz. Bu durumda ya bunu, ya burayı, ya burayı ya da burayı işaretleyeceğim. Yani yine 4 durum. Yani bu durumda, bu durumda birinci soru için 5, ikinci için 4, üçüncü için 4 ve bundan sonra geriye kalan toplamda 10 soru vardı ya gençler. 9 tane ne olacak? 4 ihtimal mi olacak? Yani seçeneklerden sizin 5 çarpı 4 üzeri 9'u bulmanız gerekiyordu. Seçeneklerden 5 çarpı 4 üzeri 9'u bulduğunuz zaman olay bitmiş olacak. Burada sorusu olan var mıdır? Yoktur. Devam. Demiş ki 4 farklı oyuncak 5 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir demiş bize. Şimdi ne olabilir? Birinci çocuğa 4 tane oyuncak verebilirim. Veya ters söyledim. Şöyle yapmam gerekiyordu. Birinci, bunlar oyuncak. Birinci oyuncak, ikinci oyuncak, üçüncü oyuncak, dördüncü oyuncak diyeceğiz. Şimdi ben bu birinci oyuncağı 5 çocuktan birine verebilirim. O yüzden burada birinci oyuncağın gidebileceği 5 yer var. Benzer şekilde ikinci oyuncağın da gidebileceği 5 yer var. Üçüncünün de 5, dördüncünün de 5. Yani aslında bu şöyle kodlanabilir. Posta kutusunda öyle söyleyeceğim zaten size ben. Sabit üzeri hareketli. Şimdi burada hareket eden kim? Oyuncakları dağıtıyorum. Kime dağıtıyorum? Çocuklara dağıtıyorum. O yüzden seçeneklerden sizin neyi bulmanız lazım? 5 üzeri 4'ü bulmanız lazım. Geçtik. Evet. Standart posta kutusu sorusu. Gençler bakın. Diyor ki kaç değişik şekilde atılabilir? Şimdi burada bize demiyor ki özellikle birinci posta kutusunda 2 tane olacak, 3 tane olacak, 1 tane olacak falan gibisinde herhangi bir şart yok. O zaman şöyle. Birinci mektup, ikinci mektup, üçüncü mektup, dördüncü mektup ve beşinci mektup. Şimdi 10 dakikamız kalmış. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar birinci mektubu biz 3 posta kutusuna da atabiliriz. İkinci mektubu da biz 3 posta kutusuna atabiliriz. Üçüncü mektubu da 3 posta kutusuna atabiliriz. Yani bunlardan birini atabiliriz herhangi birine. Yine 3, yine 3. O yüzden 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 yani toplamda seçeneklerden sizin neyi bulmanız gerekiyordu? 3 üzeri 5'i bulmanız gerekiyordu. Yani burada dediğim gibi az önceki kural sabit üzeri hareketliyi rahatlıkla kullanabiliriz. Tamam mı? Sabit üzeri hareketli. Devam ettik. 4 farklı oyuncak 5 çocuğa, 1 çocuğa birden fazla oyuncak vermeme koşulu ile. Şimdi bakın az önce bizim şartımız yoktu. Bu sefer şöyle. Birden fazla oyuncak verilmeyecek. Yani en fazla 1 oyuncak verebilirim. Zaten 4 oyuncak var. 5 çocuk var. Birinde hediye olmayacak. Bu durumda bir hediye, bir hediye, bir hediye, bir hediye, bir hediye, bir de yok. Çok fazla gittik. Şurada da sıfır hediye. Tamam mı? Şimdi bunun kendi arasında yer değiştirmesini düşünmemiz gerekiyor bizim. Bu durumda o zaman ne yapacağız? Şöyle yapabiliriz. Diyeceğiz ki birinci hediyeyi yanlış şey almışım. Birinci hediyeyi 5 çocuktan birine veririm. Artık ikinci hediyeyi ne yaparım? Bu
verdiğim çocuklardan birine bunu veremem. Yani ne diyeceğim? 4 diyeceğim. Üçüncü hediye için artık hediyeyi verdiğiniz için 3'e düşecek. Dördüncü hediye için de ne olacak? 2 olacak. Bu durumda 5, 4, 3, 2 yani burayı çarptığım zaman cevabın 120 olduğunu bulmanız gerekiyordu. Gençler bir kapı çalıyor. Evde de kimse yok. Bakmam lazım. Şöyle bir sessize alıp sizi ufak bir bekletiyorum. Evet, devam edebiliriz. Şimdi demiş ki bir kutuya en çok bir mektup atmak şartıyla 3 farklı mektup 5 farklı posta kutusuna kaç değişik biçimde atılabilir? Şimdi olayımız neydi? Sabit üzeri hareketliydi ama burada bize özel bir şart vermiş. Şimdi diyeceğiz ki biz bu birinci mektubu 5 kutudan birini atabilirim. Bu durumda ikinci mektubu artık bunu attığımız kutuya atmayız. Niye? Oraya atacak olsam birinci posta kutusuna attık. Tekrar birinci posta kutusuna atacak olsak ne olur gençler? İki tane mektup olur. Ama bize ne diyor? En çok bir mektup olsun diyor. O zaman bunun için 4 durumumuz var. Üçüncü mektubun girebileceği 3 tane posta kutusu kaldı bu durumda. O zaman 5 çarpı 4 çarpı 3'ten cevabın kaç olması gerekiyormuş? 60 olması gerekiyormuş. Sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Devam. Oo, soruya bak. Ne diyor ki ya? Yukarıda verilen motif aşağıdaki şartlarda renklendirilmek isteniyor. Altıgenler için sarı, mavi veya beyaz renk kullanılacak. Üçgenler için kırmızı veya yeşil renk kullanılacak. Ortak kenarı olan şekillerde aynı renk olmayacak demiş bize. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor gençler? Diyor ki altıgenler için 1, 2, 3 rengim var diyor. Üçgenler için 1, 2 rengim var diyor. Şimdi şu bir altıgen. Ben buna 3 renk de boyayabilirim. Yalnız bakın bir de şartımız var. Diyor ki ortak kenarı olan şekiller aynı renk olmayacak. Şimdi ben 3 renkten biriyle burayı boyadığım için artık bunu boyadığım rengi şu alt tarafta kullanamam. Bu durumda buna 2 renk kalır. Benzer mantıkla. Bakın şu altıgenin komşusu bu. Yani ben burayı 3 renkle boyuyorsam burayı 2 renkle boyayacağım. Burayı 3 renkle boyuyorsam burayı 2 renkle boyayacağım. Bu mecburen yapabileceğim işlem bu. Başka bir şey yapamam ben burada. Geldim üçgene. Üçgen için elimde kaç renk var? 2 renk var. Şimdi diyelim ki şunu biz boyadık. Bakın bu 2 rengin komşusu burası mı gençler? O zaman ben burayı bir renkle boyarım. Atıyorum bunu yeşil boyadıysam şunu kırmızı, bunu yeşil, bunu kırmızı, bunu tekrar ne yapmam lazım? Yeşil boyamam lazım. Yani ben burada bir tanesini iki renkten birine attığım zaman diğer üçgenler mecburen tek renk dağılacak. Çünkü ortak kenardan bahsediyor. Bakın ortak kenar, ortak kenar, ortak kenar, ortak kenar, ortak kenar, ortak kenar. Aynı mantık. Bu sefer bakın şunu iki renge boyadığımı düşünün. Bu iki renkten birinin ortak kenarı hem burası hem burası. Yani ben bu yan tarafı bir renkle, bir renkle, bir renkle, bir renkle ve bir renkle boyayabilirim. Yani yapacağınız şey şu artık. Biz dedik ki bizden istenen iş bitene kadar farklı bir durumda oluşmuyorsa elimizde bulduğumuz değerleri ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Yani bu durumda benim
3 çarpı 2, 3 çarpı 2, 3 çarpı 2, çarpı. Bir de ne var? 2. Şuranın tamamı 2 yapacak değil mi çarpınca? Burası da yine kaç yapacak? 2 yapacak. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 4. Bu da 216 çarpı 4 yapar. O da ne demektir? Çarparsak 864 demektir. Sıkıntı var mıdır? Hocam. Efendim? Üçgenlerin oluşturduğu bir altıgen var ya. Evet. Onun hepsini tek bir altıgen sayıp kırmızıları boyamadan da yapamaz mıyız? Yani üçgenleri boyamadan da yapamaz mıyız? Yok. Bak özellikle demiş ki üçgenler, yani burada kenarda oluşan bunları üçgen olarak kabul et, altıgen olarak kabul etme demiş bize. Sonuçta orada bir üçgen var. Tamam mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Hani o altıgenlerin üçgenli olanında biz birine evet. iki yazdığımızda öbürüne bir bir oluyor ya. Farklı evet. Farklı tarafına iki yazdığımızda da o bir olasılık sayılmıyor mu? Niye sayılmıyor? Sesin bir kesik geldi. Son kısmı bir daha bir tekrar et. İki yazdık bir yere, diğerleri bir bir oldu. İki farklı bir tarafa yazsak. Hı hı. İki yani farklı bir üçgenin içine yazsak öbürü bu sefer bir bir olacak ya. Fark etmez. Niye biliyor musun? Çünkü elimde zaten iki tane renk var. İki renkten atıyorum. Şurası kırmızıysa burası yeşil olacak. Bura kırmızı, bura yeşil, bura kırmızı, burası yeşil. Veya yeşil olabilir. Yani buranın olabileceği iki ihtimal var. Başka bir ihtimal yok. Mecburen her zaman aynı şeye dönecek. Yani şu olacak. Bak kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil. Veya şurası yeşil olursa yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı olacak. Tekrar değiştir. Bak yine kırmızıyla başla. Kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil. Yani ne oldu? Birinci, üçüncü durum aynı oldu. Elinde sadece iki farklı durum oluşmuş oldu. Tamam. Yani onu istediğin yere yazdığın zaman ikiden başka durum elde edemezsin. Anladım hocam. Teşekkürler. Rica ettim. Evet. Devam ettik. Demiş ki, ah bizim komşunun oğlu çıktı yine. Minibüsten bir ton müzik açıyor. Geliyor mu sesi? Gelmiyor mu? Şimdi demiş ki 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi gençler, bu tarz sorularda kaç basamaktan bahsediyorsa o basamağı çizin bakın. 1, 2, 3 basamaklı olmasını istiyorum. Şimdi soruyu okuyorum bakın. Bize diyor ki sadece kaç farklı rakamları farklı dememiş. O alt tarafta söylenmiş. O zaman yapacağım şey şu. Bakın uzun uzun yazayım sizin için. Diyorum ki ben şimdi şuraya 1 de gelebilir, 2 de gelebilir, 3 de gelebilir, 4 de gelebilir, 5 de. Yani buraya 5 sayı gelme ihtimali. Bak 5 sayı gelme ihtimali var. Yani buraya yazdığım 5, şu 5 değil. Tamam mı? Bu gelebilecek sayı miktarı. Gelebilecek sayı miktarı. Şimdi şuraya geldiğim zaman yine bunun içinde herhangi başka bir şart vermediği için 1,